Hatımızda dün babanı aradığını ve onu tehdit ettiğini iddia etmiştin sen programa çıktığın için. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Buyurun efendim. Dilan dün dedi ki teyzem de bu işleri biliyordu. Anneannemin de annemin de bu işleri yaptığını diye bir iddia edilmişti. Ben ona bir kelime soracağım ondan sonra benim sözümü hiç kesmeden dinlenilmesini istiyorum. Var şimdi sana. Dilan ben sana bir soru soracağım. Benle ilgili kötü söyleyeceğim bir şey var mı? Önce onu sorayım ben sana. Seninle ilgili söyleyeceğim kötü bir şey yok. Tamam, burada anlaştık. Şimdi ben senin dün babanı aradım. Evet, aramadım değil. Ben senin babana söylediğim kelime, babanın dediği kelime. Hatta bak ben benim telefonum normalde ses kaydı yapıyor. Ben bunu Müge Hanım'a da yollarım. Dinlesin, tehdit etmiş miyim, ne konuşmuşum. Senin baban bile, abla beni kan tutacak. Bu kızın yaptığı ne? Daha önceden bile bak. Ben yani şu an ben iki günden beri izliyorum. Benim kanım dondu. Sana biz bu zamana kadar... Biz sana elimizden geldiği kadar ki özellikle ben. Sana ben sahip çıkmadım mı? Seni ben oradan topladım, buradan topladım. Ben seni eve getirdim. Yeri geldi elinden telefonunu aldım. Bir hafta yanımda kaldın. Ne yaptın? Milleti tehdit ettin. Sizi polise verdim. Beni alıkoyuyorlar. Sen daha 15 yaşındaydın. Evlilik yaptın. Kimse sana baş gelemedi. 17. 17 mi? 17 yaşında mıydın? Evet. Tamam 17 olsun. Tamam 17 olsun. Bu zamana kadar sen ki neler yaptın kızım ya neler yaptın biz sana elimizden geldiği kadar yaptık davrandık ama sen hep dışarıyı seçtin her zaman dışarıyı seçtin arkamdan gezdik arkamdan dolaştık beni aradılar Dilan şurada git al gel Dilan burada git al gel sen nasıl bu kelimeleri konuşabiliyorsun böyle bir şekilde hanımefendi, ya hanımefendi peki sizin bilmiyorum. Kız kardeşinizin yani Dilan'ın annesinin Dilan şimdi böyle bir evet. Elde avuçta tutulamayan bir çocuk diye onun evet. Mekanlara götürüp karşılıklı oturması normal mi? Müge Hanım bak bir şey söyleyeceğim. Benim ondan haberim yoktu. Bunu ben dün öğrendim. Evet. Ki Dilan zaten biliyor bir şeyleri. Ben yani nasıl diyeyim ben evimdeyim. Benim de iki tane çocuğum var. Ben evimdeyim. Ben her şeyden uzak bir insanım. Evet. Hani bir ama, ben, ama normal mi bu sizce? Doğru mu? Tamam. Tabii ki normal değil. Tabii ki normal değil. Yani bunu ben asla ben ki benim gibi bir insan ben asla kabul edemem böyle bir şeyi. Ama ben dün duydum. Haberim yoktu. Bildiğim yoktu. Kendilerine de ben kızdım. Yani ne diyeyim ben bir şey demiyorum. İki günden beri ben duyuyorum bunları. Ben şok geçirdim yani. Evet ama şimdi aslında tabii Dilan annesiyle anneannesini burada durup dururken suçlamaya gelmedi. Sonuçta sizin şimdi kız kardeşinizi madem izliyorsunuz aklı başına evet. Da bir hanıma benziyorsunuz. Evet. Şimdi, evet. Sizin kız kardeşinizin Dilan yaşında çocuğu olan kız kardeşinizin evet. Neredeyse yaşıt olan Halil'le evlenmeye gitmesi normal mi sizce? Değil. Ondan diyorum ya Müge Hanım haberim yok benim. Hiçbir şeyden benim haberim yok. Siz de mi konuşmuyorsunuz anneniz ve kız kardeşinizle? Hayır ben konuşuyorum. Konuşuyorum ama onların özel hayatı beni ilgilendirmez. Ben konuşmam yani. Ben bilmem böyle şeyi. Anladım. Ama hanımefendi küçücük bir köye iki tane adama aynı anda ikisi gidiyorlar yan yana oturan iki kişiye. Sonradan da paralar gidiyor, bilezikler gidiyor, altınlar gidiyor. Onlar da köyden gidiyor. Şimdi bunu bu konuşulmasın mı yani? Müge Hanım konuşulsun. Benim şu anda ben Dilan'la alakalı ben babasını tehdit edilmiş diyerek ben şu anda arandım. Hı hı. Bana bunu söylemem için ben evet babasıyla konuştum ama tehdit içerikli kesinlikle bir kelime kullanılmadı. Sadece kendisi bile ya Müge Hanım ben şöyle söyleyeyim sesini az bir şey yayından alın. Nasıl böyle kelimeler kullanıyorsun? Onu düzeltebilir miyim? Mı? Düzeltebilir miyim onu hı-hı. Lütfen? Yayına zaten çıkmıyor yayına da. Yayına çıkmasın. Şimdi ben bir kelime daha Müge Hanım bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu konuyla alakalı. Öteki konuyla alakalı kesinlikle benim bilgim yok zaten. Anladım. Şimdi ben size bunu bu çocuk yani aklı başında evet bu çocuk daha önceden ruh sağlığına yatmış bir insan. Şimdi hanımefendi evet. Hanımefendi bakın bu çocuğun yaşı daha henüz 21. Yani benim için çok küçük bir çocuk. Ne yapmış olursa olsun 21 yaşındaki çocuk bakıma muhtaçtır. Ben öyle 18 yaşını geçti reşit diye bakmıyorum çoluğa çocuğa. O çocuklar da benim kusuruma bakmasınlar. 25-26 yaşına gelince insan ayakları üzerinde durmaya, hayatı anlamaya, iyi kötüyü algılamaya başlıyor. Şimdi bu çocuk küçük. Bu çocuğun karnında bir bebek var. Ben ona hakikaten böyle kızım gibi bakıyorum.
Şimdi siz de teyzesisiniz, benden daha yakınsınız. Yani şimdi bu çocuğa öyle yaptın, böyle yaptın diyerek ne elde edeceğiz? Önemli olan şu, o çocuk ama onun annesi, onun yaşıtı bir adama evlenmek için geliyor. Bence siz kız kardeş olarak annenizle ve diğer kız kardeşinizle konuşun. Ne yapıyorsunuz siz deyin. Ya insanların sadece paraları gitmiyor. Bakın bu Uğur'da. Köye karşı rezil oluyorlar. Evet. Kahveye çıktın. Televizyona çıktık, Türkiye'ye karşı rezil oldu. Yani maddiyi de bırak. Para hadi bir yerde önemli değil diyorsun. Bizim ikimizin de eşleri vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yaşar abininki 2 yıl oldu, benimki 1 yıl oldu. Yani ben dün de demiştim, özürlü bir kızım var 23 yaşında. O çocuğun bakıma muhtaç yani. Biz işte şu anda gelinlerim var 2 tane, Allah razı olsun, onlar bakıyorlar. Sen de yanımda bir kadın olsun. Ha, bir kadın olsun, hem evimizde nefes olsun. Alıştık, yani şimdi ev, dışarıdan geldiğin zaman, eve girdiğimiz zaman nereye gözümüz ilişse o hanımlar karşımızda duruyor. Öyle mi? Evet, tabii, aynen tabii. Unutamıyorsun yani, manen çökerttiler bizi yani. Yani hiç yaşamasan, Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir şey bu. Yani böyle dul kalıp da evlenmek. Ama böyle evlenip de terk, yani bir sebep bulsalar ya, deseler ki işte senin gözünün üstünde kaşın var, ben seni sevmedim, ben gidiyorum, eyvallah, güle güle diyeceğim. Ben şikayetçi dahi olmadım bak. Karakola da gitmedim, polise de gitmedim. Yani hiçbir yere gitti diye şikayetçi dahi olmadım ama yani bilmiyorum. Yani madden bizi, manevi de çökerttiler. Madden zaten çöktük. E tabi çıkıyorsun, yani akraban bir şey söylüyor. Ya, komşun bakıyor, kahveye yani gidiyorsun. Evet, aynen aynen. Ya insanlar şey diyor ki karısı evet kaçmış. Cesaretin kırılıyor, gelecekle ilgili. Galiba karıların evden tabii kaçmaları bir onur kırıcı bir tabii şey. Tabii canım, tabii yani ne demek ya. Ya abi ben 2-3 gün sokağa çıkamadım ben evden. Ya devamlı 5 vakit camiye giderim. Allah kabul etsin. Amin. Ama camiye dahi gidemedim yani. İşte birileri sokağa, kimse bir şey demiyor. Ama sizin, siz ama yani birisi bir şey biliyorsun diyecek gibi sürekli tedirgin oluyorsunuz. Yani. Bildiklerini bildiğin için. Evet, evet. Yani zaten çıktın mı sokağa, ya ne oldu, niye gitti, kaç para götü? Bunları çok soruyorlar yani. Arkadaşın yani dediği gibi çıkamaz olduk yani. Şehre çıkamaz. Ya bize, bizim oturduğumuz yer 6000 nüfuslu bir kasaba. Herkes, herkes birbirini tanıyor. Yani. Tarihi de çok eski yani. 900 yıllık bir geçmiş var. Herkes birbiriyle akraba, içli dışlı. Ha biz de dedik işte hanımlarımız vefat etti. Önce Yaşar abiye, Özden Hanım aracılığıyla bulmuşlar, gittiler. 2 hafta sonra bizim haberimiz oldu. Ha biz Özden Hanım'ı tanıyoruz. 20 yıldır köyümüzde. Ben yani mahallelerimiz ayrı ama aynı yerdeyiz. Bir şeysini duymadım. Ben dedim işte yani dışarıdan bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. İyi bir insan dedik. Yani madem bu aracı oluyorsa biz de güveniyoruz. Hatta kendisine işte kardeşimle gelinim gittiler. Görüştüler. Tamam demiş. Bu Bilal'ın numarasını vermiş bize. Başka yapacağım bir şey yoktu benim. Evet. Ben Özlem Hanım'ı da suçlamıyorum ama Bilal'ı bize buluşturduğu için Özlem Hanım'ı suçlu olarak görüyorum şu anda. Bak şimdi Mehmet. Şimdi ben Özlem Hanım işte biz görüştük Bilal'la, dediler tamam bir hanım var. İsmi Güler. Şeysinde, fotoğrafını da verebilirse arkadaşlar. Biz kendimiz arabamızla gidip Antep'e, orada görüşeceğiz, evinde evini göreceğiz işte, akrabalarıyla şey görüşeceğiz. Bütün bunlar olurken evet, yani hiç mi düşünmediniz niye oradan kadınlar bize gelsin? Şimdi şöyle işte bak, biz oraya gidecektik, bize dediler ki işte Özlem ile Halil de gelecekler, onlara da bir gelin getireceğiz, onlarla birlikte biz sana getirelim, siz zahmet etmeyin dediler. Beraber gidelim. Beraber gidelim. Yani ondan sonra beraber da orada kalabalık gelecekler diyerekten. Kendileri geldi ya zaten. Yani. Kadınları taksi kendileri getirdiler. Yani. Ben biz taksi parasından geldi. Halilen biz gönderdik. Şimdi Yaşar Bey kızın telefonu attığımızdaymış. Yaşar Bey kendisini çok ifade edemiyor. Kızı telefonu attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Babanız çok anlatamıyor kendisini. Buyurun. Evet, babam kendini ifade edemedi. Babam ilk baştan ben evleneceğim diye Özlem ablaya gitmedi. Özlem abla Halil'e kız bulmak için Gaziantep'e gittiğinde bu bayan babama arayıp söylemiş. Burada bir bayan var, evlenmek istersen biz getirelim diye.
Ha, Özlem Hanım söylüyor yani babanıza. Evet, babam gitmedi. Tamam, doğru, doğru. Kadın Bulbi'ye gitmedi. Özlem abla, Halil için gittiğinde... Hayır, doğru konuşun. Hayır, öyle. Bak şimdi, iyi dinle. Sultan yengene sor bakayım. Ekrem amcanın karısı. Bir şey var. Hayır, babam gitmedi. 10 sefer bana şalvar getirdi. Bir dakika Özlem Hanım. Sultan'a sor. Kim şalvar getirdi? Sultan gelinleri, kardeşinin hanımı. Geldi gitti bana Özlem abla, ne olur sen her yerden görüşüyor, ne diyorsun? Bir bildiğin bayan yok mu? Belki 20 sene hala şalvarı duruyor bende. Şimdi şalvarla ne alakalı? Ben dikiş dikiyorum diyerekten bana o şalvarla. Kızım ben karışmıyorum dedim. Biz Antep'e kızımdan gittikten sonra bize orada Bilal dedi, böyle böyle bir hanım var dedi. Annen teyze dedi. Kim dedi? Bilal. Bilal nereden biliyor Yaşar'ın evlenmek istediğini? Hayır, Yaşar'ın evlenmek bilmiyordu. Ben anlatayım. Bak, baştan anlatayım ki. Olan neyse ortada konuşalım. Siz Halil'e ilk gittiğinizde mi, ikinci gittiğinizde mi? Halil'e ilk gittiğimizde. İlk gittiğinizde. Tabii Emine, kocası, babası, hepimiz dördümüz gittiğimizde. Biz Bilal'ın evinde oturuyorduk akşam. Bilal dedi ki gece. Teyze dedi, bir bayan varmış dedi, yuva kurmak istiyormuş dedi, ciddi ciddi. Böyle. Sizin köyde biri var mı? Var, öyle temiz bir insan varsa dedi, yuva kurmak istiyor bu kadın dedi, istiyormuş dedi. Benim kızım dedi ki, anne dedi şeye yapalım dedi, Seyide amcama yapalım dedi. Ben de dedim ki Seyide amcanın gelinleri ona bakıyor dedim. Sultan her zaman gidip geliyor bana dedim. Yaşar abinin dedim ışığı yansın. Yaşar abi bir bardak çay önüne koysun. Yaşar abi tek dedim. Çünkü onun hanımı hastaydı 5 yıl. Evine her zaman gece de olsaydı, hanıma hastalansaydı bana derdi ki abla ne yapayım, yardım et. Yanlış mıyım abi? Doğru doğru. Herhangi bir şeyde peki, ne olsa Bilal'in, ben koşup gidiyordum. Peki siz hiç düşünmediniz mi? Niye bütün evlenmek isteyenler Bilal'e başvuruyorlar? Hayır bir dakika, biz bütün evlenenler kaç kişi vurmuş? Ben söylüyorum bak, onu diyeyim. Ondan sonra dedim ki ben de o zaman Bilal dedim böyle böyle. Biz oradayken ya Bilal'ın numarasını verdim. Bilal abime resmini attı. Bak kadının resmini. Tamam işte, aracı olmuş oluyorsunuz işte. Aracılık bu demek. Ben olanı anlatıyorum. Bilgeciğim de iyi dinle. Ondan sonra Yaşar abiyle konuştular. Biz yeni inan ki bir şeye karıştı mı? Herhangi bir şey dedim mi abi ben daha? Bu kadar benim yaptığım. Peki siz Halil ama ilk gittiğinde diyorsunuz, sonra Halil'e ilk gelen dinle, de kaçmış. Kaçmadı o. Oradan gelmedi ki. Gelmedi bile işte. Geldi, geldi. Ama para verildi ama. Verildi. İkinciye bir daha verildi. Ama üçüncüye bir daha verildi. Bak benim eşimi bağlayalım. Bak. Sizin üç sefer mi? Üç sefer. İki sefer diye konuşuyoruz biz. Geçeceğiz diye gittik. İlk sefer getiremedik. Boş geldik. Para verdiniz mi ilk sefer? O zaman vermedik. O zaman yol paralarımızdan gittik. İkinci sefere para attın dedi. 2 milyar attık. Ondan sonra üçüncü seferde 2 milyar 200 bir daha attık. Oraya varınca Antep'e bu çocuktan 2 milyar de almış. 2 milyar alma. Tamam, yok, 3,5 milyar yol parası aldı. Kime aldı bunu, pardon? Bilal almış. Bilal aldı. Bilal tamam. Almış. İşte hep beraber gelelim. Bilal almış. Yani 3 sefer geldik. Oldu. 3 sefer. Tamam işte, ama şöyle bir şey yok mu? Hepsinin üçünü de Bilal mi aracı? Üçünü de Bilal. Tamam iyi de bu çocuk için 3 sefer Bilal aracılık yapıyor ve bu evlenemiyorsa. Artık şimdi Bilal'in verdiği telefonu Yaşar Bey'e vermenin ne alakası var? Ne ilgisi var? Hayır dinle bak şimdi, bayanla görüştürdü. Ben tanımıyorum çünkü bayanı tanımıyoruz ki biz. Ama Özden Hanımcığım, ama bunun yani bir dolandırıcılık oldu. Bu işin kolpa olduğu belli bak, zaten. Ya Müge gene anlıyor, anlatamıyorum. Ben yani ne bileyim. Galiba, bakın galiba ben kendim, bakın sanırım ben kendimi anlatamıyorum. Hayır anlıyorum ben kendimi seni. Şöyle anlatayım. Bütün buradan ahaliye sesleniyorum. Daha evvel dedim lütfen şu muhtarlar, köy kahvelerinin sahipleri falan yazın böyle duvarlarınıza falan. Birisi size gelip de ben sizi, Gaziantep önemli değil. Burada Gaziantep. Dün de başka bir yerde. İzmir'de oldu, Ankara'da oldu, Antalya'da oldu, fark etmiyor. Ben sizi alayım, burada bir tane kadın var. Hadi ver şuraya aracı, şu kadar para getireyim dediği noktada bilin ki dolandırılıyorsunuz. Bunun ötesi yok. Yani 2 kere 2, 4. 3,5 mu 4,5 mu 5'i mi tartışmaya gerek yok. Kimse, hiç kimse, hiçbir yaştaki kadın sen orada amcasına 12 bin lira 24 bin lira neyse veriyorsun diye tanımadan etmeden yerini yurdunu bilmeden kalkıp da senin evine gelmez. Gelmez. Ama lütfen şey yazın bunu. Bak. Yani kahvelerinize yazın. Lütfen hocalar anlatsınlar. Cuma hutbelerinde gelenlere falan. Çünkü yani bu yaş grubu
camiye gidiyor, geliyor. Lütfen yani ben buradan sesleniyorum. İmamlara da, muhtarlara da, özellikle kahvehane sahiplerine de. Yani bu insanlar yeter artık dolandırıldılar ya. Büyük sektör ha. İki senenin parasını toplasak neredeyse Türkiye'nin gayri safi milli hasılası olacak. O kadar çok. Yani birkaç trilyonlar bulduk. Bak trilyon evet. diyorum yani yeni parayla söylüyorum. Az buz paralar gitmiyor arkadaşlar. Birbirimizi evet. de uyaralım. Ama lütfen izliyorsunuz. Yanınızda kadınla izliyorsunuz. Hala daha bileziğini koluna takıp oturuyorsunuz. Sonra kadın şimdi bak vardır bizi izleyen yanında bilezikli kadınla. Yarın kadın kaçacak gidecek. Ondan sonra arıyorsunuz diyorsunuz ki Müge'cim ben seni izlerken hiç benimkini yapacağını düşünmedim. Ama düşünün. Gelmez arkadaşlar. Ben size bir kadın olarak söylüyorum ya. İstiyorsan 100 milyon lira ver. 100 trilyon lira ver. Ben tanımadığım kişinin kalkıp da evine gider miyim? Nikah yok, tanışıklık yok, bir sevgi yok, bir saygı yok. Kime giderse, kime gidiyorsun? Güven yok. Her şeyden önce Müge Hanım, güvenemezsiniz. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Gece kalkıp sizi boğar mı? Ya canım kimse sen eğer gitmez. Hangi yaşta olursa olsun bir yuvada kurmak istiyorsan, hayatını geçirmek tabii. istiyorsan... O insanı tanımadan hayatını geçirip geçirmeyeceğine nasıl karar verebilirsin? Her şeyden önce güveneceksin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz seni almaya geldik. İyi ben de geliyorum o zaman. Ama bir de şöyle geliyorum. Nedense o yaşa kadar hiç elbisem yok. İç çamaşırım yok. Ayakkabım yok. Borcum telefonum yok. Var. Bir de borcum var. Yani sana geliyorum ama bir de bilezik de istiyorum. Bir de kolye de istiyorum. Bir de küpe de istiyorum. Bir de yüzük de istiyorum. Her şeyi istiyorum. Borçlarımı da öde istiyorum. Bir de götür beni... Baştan aşağı birkaç takımda giydir. Ya benim yok mu bir pantolonum kazağım? Niye destur bismillah? Çıplak mı geziyormuş? Niye destur bismillah geliyorum bir de herkese elbisemi aldırıyorum. Arkadaşlar ne olur ama ya günahtır vallahi üzülüyorum. Özellikle bey amcalara o kadar üzülüyorum ki ellerinizden öpüyorum. Yapmayın bey amcalar yani. Yazık günah birikiminizden doluyorsunuz. Kızınız istese vermezsiniz. Damalınız istese vermezsiniz. Aynen. Yeni tanıştığınız kadına destur bismillah alıyorsunuz bilezikleri. Aynen öyle. Şimdi ablacığım sen de hani getirmişsin Halil'le bunu yaşamışsın. Demek ki bu Gaziantep'ten kızlar yaramıyor. Yani senin Bilal'in buldukları yaramıyor. Bunlara da yaramamış işte. Ama ben şimdi ben illa biraz bunlara silah zor etti mi ki alacaksınız diye. Ya kimse alın, silah zor değil ki. Bunlar alın, oturup almayın, konuştular. Alın, bir dakika Mehmet. Olur mu öyle şey? Bir konuş bakalım. Tanıştırdı. Konuş. Anlaşma. Anlaşamadığın insanı ben niye kapıma koyayım? Tamam konuştuk. Güvenliğinde o gün neydi? Durumumuz neydi? Bir dakika. Güle oynaya evinde çorbanı kaynattı. Ya Güle oynaya değil bak bir dakika. Bir dakika. Geldiği gün neydi gün, durumu? Üç gün, nasıl? Geldiği gün neydi durumu? Gel bu Halil'e kız getirdiniz Antep'ten bir tane. Geldiler geri kaçtılar hiç anlamadım. Kız anlaşamadı ben dediler. Kız anlaşamadı dediler geri yolladılar. Bana dediniz oradaki Bilal'da Fatma'da işte sen bu... Ben onlardan oturup kalktım mı gördün mü onu? Sen oradaydın. Ben oradaydım ama ben Halil'in o karının kızın yanındaydım. Ben bilemem senin oturup kalktığını bilemem. Bana dediniz sadece hemen sen bunu al. Git evine dediler. Kim dedi ben mi dedim? Konuş evinde, görsün evini, anlaşabilirsen tamam durursun. Bizimkini de aldılar götürdüler. Hiçbir şey, yediler, içtiler, aldılar gittiler. Yarım saat içinde oldu Müge. Yarım saat içinde. Yol parasını çektik, yitirdik. Yarım saat içinde geldi, aldı. 12 kişiye ben baktım. Ya bir otur bakalım ya, sen ne istiyorsun, nesin, neyin nesisin, bir otur konuş. Ya Özden Hanım kusura bakmayın ya, hayretle izliyorum. Evet. Yani konuştuğunuz zaman gayet aklı başında, gayet kendinizi güzel savunuyorsunuz. Ben olanı söylüyorum ama hocam. Siz bir dolandırıcılık çetesini ben şu anda elebaşı gibi gözüküyorsunuz. Bunun ben onu bilsem misiniz? Yapar mıyım? Bunlarla her zaman yüz yüze baktığım insan. İnsan hayır, bir kez yanılır, hocam. İki kez yanılır. İnan ki bu yapılmaz. Kaderine yanılmaz. Hayır yapılmaz. İnan şu ki. Anda konumunuzun farkında mısınız? Yani içinde yani siz bu köyün durum, Gaziantep evet. temsilcisi gibi duruyorsunuz. Hayır. Aynen öyle. Niye temsil? Allah bilir. Yani hani çete başı falan değil. Yani o çetenin bu köy temsilcisi sizi yapmışlar. Ben ha, siz farkındasınız değilsiniz. Ben vallahi onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Gene onu diyorum. Allah'la sizin aranızda. Aynen öyle. Ama yani 150 bin lira gitmiş yani. Allah'ın adaleti daha büyük. Ama buradan öyle yani, duruyor bakın. Hayır bak dursun. O köydeki her işi organize eden ben hayır gene diyorum. Sizmiş gibi duruyor. Bakın şöyle diyeyim size. Kim ne derse siz desin. Bu Bilal'den şikayetçi oldunuz mu jandarmaya? Tabii ki olduk orada ifade verdi. İfade verdiniz diye suç duyurusunda bulundunuz mu Bilal hakkında? Şimdi olmadık bak şimdi o zaman bu geldiği zaman Selem'in Raziye'nin hayır ben size bir şey söyleyeyim siz jandarmaya gitmişsiniz Selim falan dediniz mi ben bu akrabamdan şikayetçiyim suç duyurusunda bulunuyorum yakalanmasını istiyorum bu adam dolandırıcıdır dediniz mi? Ha dinle Yaşar abi gidip şikayet ettiği zaman geldi mi jandarma beni aldı böyle böyle Özden abla dedi gelirim dedim. Gittim, tamam jandarma sizin ifadenizi almış. Evet. Siz suç duyurusunda bulundunuz mu akrabanız için? Evet.
Bilal için sıçrısı bulmuş. Duyup bulunmadım. Tam bulunmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki bulunurum. Niye benim adımı kirletiyor? E siz niye o zaman Bilal'i aramadınız mı siz bu süreçte? Aramaz olur muyum ya? Belki 100 sefer aradım. Açmıyor mu? Açmıyor, ulaşılmıyor. Yani siz şimdi Bilal'i artık dolandırıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Bilal dolandırıcı değil. Gelen insanlar dolandırıcı. Kim gelen? Hayır. Bu bayanlar. Çünkü bak şimdi. Bilal öyle bir şey olmuş olsa bak bana teyze diyor. Şimdi o yok, Allah'ı var. Ama yani Allah için konuşacak. Ya paraları ona veriyoruz bir ya. Bir dakika. Bilal tanıdıyor, o karılığa da getiriyor. Ama dinle ben şimdi. Dinliyorum. Bak şimdi yavrum, ince bir lafı anlayalım, ondan sonra konuşalım. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen benim kalbimden ne geçtiğini biliyor musun? Siz kaç yaşından beri Emine Hanım'a annelik yapıyorsunuz? 20 yıldır. 20 yıldır beraber. Ya sizin yanınızda büyümedi, siz evliyken geldi. Tabii evliydim. Evliydim ben. Sana siz nasıl tanıştınız eşinizle? Ha, İstanbul'da ben şöyle diyeyim. 11 yıldır oturdum. Ben dedim evlilik yapacağım dedim. Böyle arkadaşlarım vardı, ben de misafir. Dedi ki bana, aradan zaman geçti. Dedi ki Özden dedi, böyle bir tane hacı var dedi. Benim merhaba dediğim adamın dedi akrabası. Eğer şey yaparsan dedi, gel dedi bir tanıştırayım sizi, tanışalım dedi. Ha. Dedi bak dedi, hacı gitmiş dedi, böyle böyle. Dedim olur bakalım dedim. Eğer ben dedim yuva kurmak istiyorum çünkü. Ha. Benim çocuklarım tamam. Dedi dur dedi. Aradan zaman geçti 3-4 gün. Bana telefon açtı. Özden dedi hazırlan dedi. Geliyorum dedi, seni alacağım. O dedi hacı dediğim kişi dedi. Afyon'da dedi. Kişi dedi gelmiş dedi, böyle böyle bir görüşün. Gel dedim görüşelim dedim. Gidelim. Afyon'dan geldi eşiniz İstanbul'a. Ha, İstanbul'a gelmişlerdi Habiblere. Gittik Yüzyıla Töbe. Yüzyıl Mahallesi'nde gittik. Arkadaşla görüştük, konuştuk. Eşimden de konuştuk. Oğluyla gelmişti eşim. Büyük oğluyla konuştuk. Ondan sonra böyle girdik odaya, dedi ki ne istiyorsun? Ben ne isteyebilirim? Huzur. Her şeyden önce bana huzur lazım. Huzurum yerinde olursa her şey benim. Huzur olmadıktan sonra sen bana saray bağışlasan, huzur olmadıktan sonra ne yapacağım? Tamam dedi. Çıktık dışarıya. Peki sizi aldı mı sonra, evlendikten sonra bilezik falan evlenirken? Aldı. Ne aldı? Bana 3 tane burgulu bilezik aldı. Bana gerdanlık aldı. Set aldı. Hepsini yaptı. Yapmadı dersem yukarıda Allah var. Niye ben inkar geliyorum? Peki siz evlenmeden önce gidip baktınız mı onların evlerine falan? Ben evlenmeden önce dedim gidip göreyim, ondan sonra dedim. Gittik arkadaşımla beraber geldik. Eşimin evine. Geldik oraya. Ben dedim bak dedim, bazı şartlarım var. Şartların ne? Ben bu evi bu şekilde oturmam. Çünkü eski kapı, eski cam pencereydi. Bunları dedim yaptıralım. Tamam dedi. Yok demedi. Yaparsam ben otururum. Niye oturmayayım? Çok şükür Allah'a. Kel değil, kör değil, topal değil. Ondan sonra yaptık, ettik. Onları yaptırdı. Hepsini ben şu an evimde. Resmi nikahta kıydınız. Tabii. Ha, resmi nikahımı 3 ay sonra kıydık. Onu da diyeyim. 3 ay oturdum. Peki siz İstanbul'dan kalkıp hani Afyon Karahisar'a giderken düşünmediniz mi? Yani ne yapacağım ben orada köyde hani diye. Hep siz anlattığınız için söylüyorum. Ben İstanbul'da yetiştim, İstanbul'da evet, falan. Evet, İstanbul'da Avcılar, Yenibosna, Bahçeli Evler'de benim hayatım. Oralarda evet. Geçti. Ha, ben şöyle diyeyim. İstanbul'daki hayat, bir gün çalışmasan ikinci günü açsın. Burada ne iş yapıyordunuz? İstanbul tekstilde çalışıyordum. Anladım. Ha. İyi yani, siz şimdi, en azından nikahınızı kıydırmışsınız. Çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Yok ya, şimdi. Ya kaç yaş var aranızda eşinizle? 9 yaş. 9 yaş. Evet. Yani bu adamlara böyle bilezik falan isteyince niye alıyorlar? İstemedim. Ben anlamıyorum. İnan ki istemedim ben. Eşim kendi yaptı. Bak kızı da şahittir. Yok, siz de kendiniz mi yaptınız? İstediler mi? Hiçbir şey. Ona söylüyorlar. Diyorlar ki işte mihir ne verirsin? Ya biz de dedik tamam 3 tane bilezik yapalım. Yani hanım duracak diye yapıyoruz. Yoksa gideceğini bilsem niye yapayım? Hiç, ya ben hiç istemedim. Eşim kendi yaptı. Bir de hani denize düşen yılana sarılır. 1 yıldır ben hanım arıyorum kendime. Yani duyuyoruz işte falan yerde var, gidiyoruz. Anlaşamıyoruz, geri dönüyoruz. Kimisi peki bundan da anlaşamıyor. Kimisi yat istiyor, kimisi gat. Hep bir şeyler mi istedi? Tabii, muhakkak ne istiyorlar? Yani, mesela şehirde olandan %, işte atıyorum herkesi de tenzih ederim de. İşte şehirde dairen varsa, katın varsa öyle gelirim. Olsa bile işte ikimizin adına ortak olursa daire öyle gelirim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum,
Oh.